Sevgili dostlarım merhaba. Son 69 yılın en sıcak günlerini, en sıcak Mayıs ayını yaşıyormuşuz. Gerçekten de Ağustos ayı gibi sevgili dostlarım. Biliyorsunuz Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı, Temmuz'un ikinci yarısı falan aşırı sıcak olur. 35-40 dereceleri konuşuruz. Aynı onun gibi bugünlerde de 35 derecelerin üzerine çıkıyor hava sıcaklıkları. Ben de kendimi dışarıya atıyorum evde klima açmak yerine, ofiste klima açmak yerine. Dışarıdan sizlere seslenmeye çalışıyorum ama dışarısı da felaket, yanıyor. İnanılır gibi değil. Onun için bol bol gölge bölgelere geçmenizi tavsiye ediyorum eğer ki dışarıdaysanız. İçerideyseniz de mecbur klimayı açacaksınız. Camları da çok açmaya gelmiyor. Eskilerin tabiriyle cereyan yapıyor. Cereyan yapınca da oranız buranız tutuluyor ya da hastalıklara davet. Sevgili dostlarım yine hastalıklar yoğunlaşmaya başladı. O kış aylarının hastalığı olan soğuk algınlığı, faranjit gibi, grip gibi hastalıklar bugünlerde de boy gösteriyor. Havaların sıcak olmasına kanmayın. Hava değişimleri çok enteresan. Bu arada kendimi bir an meteoroloji uzmanı gibi hissetmeye başladım. Doğru, benim meteorolojiyle çok ilgim yoktu. Daha çok ekonomiyle sizlere, ekonomiyle ilgili bilgi veriyorum ama olsun. Arada bir meteorolojiyle ilgili de bilgi vermek lazım. Havalar sıcak, kafanıza güneş geçtiği zaman Allah korusun, ekonomi ne derse desin. Hasta olduğunuz zaman, yatağa düştüğünüz zaman paranız olsa da olmasa da umurunuzda olmuyor. Her zaman ne derler büyüklerimiz, nereniz acıyorsa kalbiniz orada atar derler ya, onun gibi bir durum. Yani hasta olduğunuz an itibariyle hiçbir şey düşünmemeye başlıyorsunuz sevgili dostlarım. En azından bu bende böyle oluyor. Eminim ki birçoğunuzda da böyledir. Onun için hastalanmamaya dikkat etmek lazım sevgili dostlarım. Şimdi gelelim biraz para durumuna. Dün sizlerle bir video paylaşmıştım biliyorsunuz ve keriz silkelemesi olabileceğini, dolardaki bu hareketin bir keriz silkelemesi olabileceğini ısrarla söylemiştim. Bir kez daha söyleyelim, nedir keriz silkelemesi? Özellikle borsada uygulanan bir yöntemdir. Borsada, hisse senetlerinde herhangi bir yükseliş olacağı zaman büyük spekülatörler ne yaparlar? Önce bir küçük yatırımcıyı korkutarak onların elindeki malı alırlar. Sanki o hisse düşecekmiş intibası verirler. Öyle bir hissiyat yaratırlar. Birkaç kademe aşağıya verirler hisseyi. Herkeste de dedikodu başlatırlar. Dolar düşecek, aman satın, işte o hisse düşecek, aman satın falan diye dedikodu başlatırlar. Ve sonrasında da o hisseyi alttan, düşük fiyatlardan, uygun fiyatlardan toplarlar. Sonra yukarıya doğru fişeklerler. Ben dolarda yaşanan bu hareketinde bir keriz silkelemesi hareketi olabileceği kanaatindeyim. Onun için aman dikkatli olun diyorum. Yani bir NASA görevlisinin Amerika'ya teslim edilmesiyle ya da işte biliyorsunuz S-400 meselesi olmasına rağmen Amerika ile ilişkilerimiz düzelmedi bizim. Böyle bir tabloyla işlerin bir anda yoluna gireceğini beklemek çok da akılcı değil. Diğer taraftan sadece bizim Amerika ile değil meselelerimiz. Rusya ile de gerginliğimiz devam ediyor alttan alta. Yani onlar da aslında şu mesajı veriyor. Bak S-400'den vazgeçersen yarın öbür gün beter olursun. Çin'e yaptın, sakın bize de yapma aynısını demeye çalışıyorlar. Nereden çıkarttın bunu diyebilirsiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu S-400'ün ertelenmesi konusu çok fazla gündeme gelince bir anda Rusya sesini yükseltti. Yeter artık dedi. S-400 zamanında verilecek. Herhangi bir erteleme durumu söz konusu değil dedi. Bence dikkat çekici bir konuydu bu. Bir uyarı niteliğindeydi Türkiye'ye bana göre. Evet, diğer taraftan yine başka bir gelişme, doların düşmesiyle ilgili dün yaşanan adalet ve yargı sistemiyle ilgili reform söylentileri vardı ama bir türlü gerçekleşmiyordu. Nihayetinde dün Cumhurbaşkanı çıktı, bir açıklama yaptı. Madde madde yargıda yapılacak reformlardan bahsetti. Tabii şu an itibariyle hala söz bu söylenenler. Uygulanacak mı? Net bir şekilde hayata geçirilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Yine Cumhurbaşkanı'nın önemsediğim bir başka açıklaması da Avrupa Birliği ile ilgiliydi. Orada da Avrupa Birliği süreci bizim için bitmedi. Sonuna kadar devam ettireceğiz dedi. Avrupa'ya rağmen biz bağlılığımıza devam ediyoruz. Avrupa Birliği'ne inancımıza devam ediyoruz dedi. Önemli açıklamalardı bana göre. Bakalım orayı da göreceğiz. Yani rüzgara göre, duruma göre, seçime göre bir değişiklik olup olmadığını göreceğiz. Uygulamalar bizi ilgilendiriyor. hem Avrupa'nın, Amerika'nın uygulamaları elbette hem de Türkiye'nin uygulamaları, siyaseten yapacağı uygulamalar bizi bekliyor. Bir diğer taraftan dünyadaki büyüme verileri giderek kötüleşiyor sevgili dostlarım. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının yanına bir de Amerika ile Meksika arasındaki ticaret savaşı eklendi. Yeni vergiler uygulanıyor şimdi Meksika'ya ve bununla birlikte de dünya iyiden iyiye gerilmiş durumda. Bakın bugün bütün borsalar çakıldı. Avrupa borsaları, Asya borsaları, Amerika daha yeni açılmaya başladı. Orada çok net bir hareket yok ama dünyadaki pek çok borsa çakılmış durumda. %2'ler, %1,5'lar var düşüş olarak. Bunlar Avrupa borsaları için özellikle önemli kayıplar. Ve yine aynı şekilde bu ticaret savaşları nedeniyle özellikle sevgili dostlarım, dolar tüm dünyada güçlenirken pek çok ülkenin para birimi değer kaybetti. Niye bunları söylüyorum sizlere? Çünkü Türkiye'de tam tersi bir hareketlilik söz konusu sevgili dostlarım. Borsamız yükselmeye devam ediyor. Dolar ufak ufak değer kaybediyor. Yani 5.85 seviyelerinde. Peki 5.85'in altını görebilir mi? Görebilir. Yani 5.75'lere kadar gevşeyebilir dolar. Ama buradaki kritik nokta şu. Bir kez daha söyleyeyim. Dün de söylemiştim, bugün de söyleyeyim. Bu kadar koşul içerisinde, bu kadar olumsuz ortam içerisinde dünyada herkes dolar karşısında tedirginken, dolar değerlenirken, bütün ülke para birimleri düşerken, bütün borsalar değer kaybederken neden Türkiye'de dolar değer kazanıyor? Değer kazanmıyor. Türkiye lirası değer kaybetmiyor. Soru 1. Soru 2. Bütün dünya borsaları çakılırken Türkiye'deki borsa neden hafif de olsa yükseliyor? İşte bunun tek bir cevabı var sevgili dostlarım. Tabii birkaç cevabı var ama en önemli cevabı şu: Türkiye'de bir illüzyon var bana göre şu an itibariyle sevgili dostlarım. Ciddi bir illüzyon var, bir şaşırtmaca var yani. Neden böyle bir intiba kapılıyorum ben? Gayet basit nedenlerini söyleyeyim sizlere. Bir kere Türkiye ekonomisinde her şey güllük gülistanlık değil. Hadi yurt dışını boş verin, yurt içinde her şey düzelmiş değil. Hala enflasyonumuz çok yüksek ve yüksek gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Yaz aylarında gıda fiyatları düşmüş olmasına rağmen. İşsizliğimiz arttı ve artmaya da devam edecek. Yani %14,7 oranında bir işsizlik rakamı var ama bence %15'i aşacak işsizlik bir sonraki level'da. Neden böyle bir kanaatteyim? Çünkü bugün birinci çeyrek büyüme verileri geldi sevgili dostlarım. %2,6'lık bir daralma söz konusu Türkiye'de. Ben aslında daralmanın büyüklüğüyle çok da fazla ilgilenmiyorum. Yani genel daralmanın büyüklüğüyle ilgilenmiyorum. Sektörel bazda bakıldığı zaman beni rahatsız eden bir takım kalemler var. Onlardan bahsedeyim size. Zaten o veriler hem işsizliğin artacağını hem de ekonominin gittikçe daha da bozulacağını gösteriyor bize sevgili dostlarım. Ve ekonominin bozulduğu bir ortamda TL'nin değer kaybetmemesi mümkün değil. Zaten TL'nin değer kaybederek ancak ekonomiyi düzeltmesi mümkün olabilecek. Ve bu koşullar içerisinde ben iki ana sektörü sizlerle paylaşmak isterim. Bakın büyüme verisinde dedik %2,6'lık bir Türkiye'de daralma var. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırdılar ve dediler ki %1,3 bir önceki döneme göre bir artı değer var. Onun için teknik resesyondan çıktı. Ben anlamam teknik resesyon falan sevgili dostlar. Benim anladığım şey şu. Bir önceki çeyrekte Türkiye küçüldü, daraldı %3'ün üzerinde ve bu çeyrekte de %2'nin üzerinde bir daralma söz konusu. Yani iki zaman diliminde de arka arkaya iki çeyrekte de daralan bir ülke ekonomisinden bahsediyoruz. Bunun anlamı şudur: Türkiye resmi olarak resesyona girmiştir ekonomi dilinde. Yani Türkiye resmi olarak durgunluk içerisindedir sevgili dostlarım. Diğer taraftan bakın büyümedeki en önemli etken inşaat sektörü ve sanayi sektörü. Türkiye için konuşuyorum. Başka ülkelerde bu teknoloji olabilir ya da farklı alanlar olabilir. Ama Türkiye'de önde olan iki sektör var. Bunların yanına tarımı koyarız. 3 sektör ama tarımın ne hale getirildiği ortada. Neyse tarımda hafif bir yükseliş var. O hafif yükseliş artı değer olarak çok fazla algılanmasın sevgili dostlarım. Mecburi bir yükseliş, o mevsimsellikten kaynaklı mecburi bir yükseliş var tarımda. Diğer taraftan sanayi ve diğer alana, yani inşaat alanına baktığımızda korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. %4,3 oranında sanayide daralma var sevgili dostlar. %4,3'lük bir daralmadan bahsediyoruz. Az buz bir rakamdan değil yani. İnşaat sektöründe %10,6'lık bir daralma var. Yani baya dibe çökmüş durumda ve sanki düşüş devam edecek gibi. Ve yine önemli bir konu, reel sektör döviz açıklarını azalttı diye bir haber verildi. Çok iyi, çok müthiş bir habermiş gibi. Halbuki hiç alakası yok. Demek ki reel sektör boyuna döviz aldı eline geçen parayla ve yatırıma çevirmedi. Ki bunu da gördük zaten geçtiğimiz günlerde, reel sektörün parasını yatırıma değil finansmana yönlendirdiğini gördük. İkiye katlanmış, %49'dan %88'lere çıkmış sevgili dostlarım. Yani eskiden yatırıma yönlendirilen para şimdi finansmana. Finansman demek eşittir döviz açıklarını kapatıyorlar. Dolar alıyor millet. Dolar alıp kenara atıyor. Hem reel sektör hem küçük yatırımcılar kenara atıyorlar kendilerini güvende görmek için. Şimdi bütün bu resme baktığımız zaman sevgili dostlarım, sanayideki bu küçülme işsizlik olarak ciddi yaralar açacak. Yani %14,7 olan işsizliğimiz %16'lı gibi rakamlara gelebilir. Çünkü birinci çeyrekte sanayideki bu küçülme hem istihdamdaki daralmayı işaret ediyor, hem de aynı zamanda sanayi alanındaki şirketlerdeki ciddi bir sıkıntıyı işaret ediyor. İnşaat sektöründe zaten yeni proje yapılmıyor. Eldeki projelerde elden çıkartılamıyor. Dolayısıyla orada zaten küçülme olacağını öngörüyorduk, söylemiştik. Aylar önceden ve konut fiyatlarında hızla düşeceğini söylemiştik. Ve nitekim konut fiyatları da hızla düşüyor sevgili dostlarım. Düşmeye de devam edecek. Kim ne derse desin işte maliyetlerimiz yüksek, o bu falan diyenler var. Kardeşim, zararda maliyet diye bir şey yoktur. Bir firma zarar ediyorsa, nakite dönmek zorundaysa 3'e 5'e bakmaz, gerekiyorsa zararına malını satar bir. İkincisi, bankalardaki konutlar daha tam anlamıyla piyasaya çıkmadı. Banka stokları bir eritilmeye başlasın bakalım, o zaman göreceğiz konut fiyatlarını. Velhasıl sevgili dostlarım, ekonomide işler çok iyi gitmiyor. Ve dolayısıyla böyle bir ortamda bütün şirketler döviz alırken, vatandaş döviz alırken ve neredeyse haftada 1-2 milyar bu artış devam ederken neden bir anda döviz düşmeye başlamış olabilir? Sebebi gayet basit sevgili dostlarım. Çünkü vatandaşın elindeki dövizi kapatmaya çalışıyorlar. Kim kapatmaya çalışıyor? Yabancılar kapatmaya çalışıyor. Özellikle borsadan çıkan yabancılar. Borsadan çıkıldığını nereden çıkarttın diyenler olabilir. Hemen verilere bakın, net çıkış olduğunu görebilirsiniz. Bu hafta bile 45 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı. Ve her hafta bu çıkışlar devam ediyor sevgili dostlarım. Dolayısıyla siz rakamın büyüklüğüne, küçüklüğüne de çok fazla takılmayın. Şunu rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Dolardaki bu yükselişi destekleyecek pek çok neden var aslına bakarsanız. Hem dünyada dolar değer kazanıyor, ülke paraları değer kaybediyor. Hem Türkiye'de çok ciddi problemler var. Dolayısıyla doların Türkiye'de değer kazanıp TL'nin değer kaybetmesi gerekirken bizde tam tersi oluyorsa eğer, bu işin altında bir şey aramak, bir bit yeniği aramak gerekir. İşte ben de size söylüyorum, bu bir keriz silkeleme operasyonudur. Vatandaşın dövizini ya da şirketlerin dövizini, hem vatandaşı hem de şirketleri paniğe sevk ederek, panikleterek onların satmasını sağlayıp piyasadan döviz toplamak isteyenlerin operasyonudur sevgili dostlarım. Çok basit. Yani karmaşık düşünmeye gerek yok. Adamlar Merkez Bankası'ndan talep etseler yeterli döviz yok. Piyasaya dönseler piyasada yeterli döviz yok. Bir mal ne kadar azsa, ne kadar kısıtlıysa o kadar değerlidir sevgili dostlarım. Dolayısıyla TL değer kaybedip dolar değer kazanması gerekirken şu anda tam tersi bir durum oluyor. Demek ki şunu yapmaya çalışıyorlar. Aynı videonun başında da sizlere söylediğim gibi şu anda sevgili dostlarım bir keriz silkeleme operasyonu yapıyorlar. Yani sanki dolar düşecekmiş havası yaratıp, daha da gevşeyecekmiş havası yaratıp vatandaşın elindeki dövizi ucuza kapatıp maliyetlerini aşağıya çekip sonra da fırlayıp buradan gitmeye çalışıyorlar. O fırlayıp gitme esnasında da dolarda çok sert yükselişler gözlenebilir. Yani Temmuz ve Ağustos ayını işaret ediyorum sevgili dostlar. Ve son olarak size şunu söyleyeyim. Küçük yatırımcılar veya reel sektör. Eğer ki günlük işlemler yapan bir broker değilseniz, bir finans aracını yönetmiyor iseniz, yani işiniz borsacılık ya da finansörlük değilse sevgili dostlarım, lütfen kısa vadeli kafalarla yaklaşmayın olaya. Bir kere şu forex morex işlerinden uzak durun. Yani kaldıraçlı işlerden uzak durun. Ama diğer taraftan da dolarda 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş düşüşler de olur, çıkışlar da olur. Onlara çok takılmayın. Siz paranızı korumaya bakın. Evet, kendinizi korumaya bakın. Kendinizi korumanın yolu da hisseye de girseniz, dolara da girseniz, faize de girseniz uzun vadeli yatırım yapmaktır sevgili dostlarım. Bunu unutmayın. Uzun vadeli yatırım, yani minimum 1 senelik, 1,5 senelik, 2 senelik uzun vadeli projeksiyonları olan yatırımlar ve lütfen borçla, harçla, onunla, bununla zaten yatırım yapmayın. Siz paranızı korumak için ve paranızı kaybetmemek için yatırım yapın. Ama siz eğer ki bir keriz pozisyonuna düşerseniz, yani sizi panikletirler, ya hadi satın dediklerinde, ya evet satayım bak 4 liraya 3 liraya gelirse dolar ne yaparım, ya da ben şimdi satayım da düşünce oradan alırım mantığıyla olaya bakarsanız 5.85-86'dan dolarınızı satarsınız, sonra 6.80'den bile yerine koyamazsınız, bilginiz olsun sevgili dostlarım. Düşebilir mi dolar? Valla bu koşullarda düşmesinin çok zor olduğu kanaatindeyim. Düşebilir mi? Düşüyor, görüyorsunuz. Bazen bazı operasyonlarla düşebilir. Ama genel trende baktığınızda, son 15 yıllık trende baktığınızda, bakın son 15 yıllık trendten bahsediyorum. Son 15 yıllık trende baktığınızda doların sürekli kademe kademe yükseldiğini ve bir şekilde artıya geçtiğini görüyorsunuz. Onun için lütfen ama lütfen eğer ki elinizde dolar varsa paniklemeyin. Eğer ki elinizde dolar yoksa, atıyorum ev tutacaksanız ya da borçlanacaksanız, herhangi bir şey satın alacaksanız asla ve asla dolarla almayın. Dolarla borçlanmayın. Dolar yükünü üzerinize, sırtınıza almayın sevgili dostlarım. Evet, bu videomun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.